Evet sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Event 10 Sağlık Programı'na hoş geldiniz. 2 haftalık deneme programlarımızı networking eventler olarak bitirdik ve artık programlarımıza başladık. Bugün ilk konuğumuz Doktor Özgen Şafak, kardiyoloji uzmanımız. Kendisine hipertansiyon konusunda konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle programımıza başlamadan bugünün özelliğine 18 Mart sebebiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz ve konumuzu tanıyarak programımıza başlayalım. Hoş geldiniz tekrar. Biraz kendinizden bahsedelim size. Hoş bulduk. Ben de kendimden önce, tanışmadan önce 18 Mart dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi öncelikli olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hepsinin ruhları şad olsun demek istiyorum. Onlar sayesinde bugünlerde buralardayız. Hepsini şükranla anlıyoruz. Ben Söke doğumluyum. Eğitimimin birçoğunu Söke'de tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini kazandım. Daha sonra uzmanlık eğitimini İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji dalında tamamladıktan sonra bir dönem İzmir Atatürk Eğitim Araştırma'da uzman olarak devam ettim. Daha sonra zorunlu hizmet için Burdur Devlet Hastanesi'ne geldim. Halen burada çalışmaya devam etmekteyim. Yurt içi, yurt dışı birçok toplantı ve çalışmalarda bulundum. Şu an hala yürüttüğümüz bazı çalışmalar mevcut. Aynı zamanda Kardiyovasküler Akademi Derneği adı altında kurduğumuz kalp ve damar hastalıklarını ilgilendiren bir derneği yönetim kurulundayız. Benim kendimden bahsedeceğim şeyler bu kadar. Teşekkür ederiz. Bu konumuza geçelim isterseniz. Bugün konumuz hipertansiyon. Tabii öncelikle bir tansiyondan konuşmamız gerekiyor öncelikle. Tansiyon nedir? Onunla başlayalım. Tansiyon aslında tıbbi bir terminoloji değildir tabii ki. Gerginlik, basınç gibi manalara gelebilmektedir. Doğal olarak damar içerisindeki kanın yarattığı basınç ve gerilimi de ifade etmek için bizim kullandığımız bir terminoloji. Terminolojidir.
Halk arasında genellikle büyük ve küçük tansiyon olarak nitelendirilir bunlar. Bu büyük ve küçük tansiyonun ne olacağını söyleyecek olursak, kalbin ilk vurusuyla birlikte damar içerisinde dolan kanın maksimum derecede yarattığı ilk yüksek basınca büyük tansiyon halk arasında denmektedir. Nitekim biz de bunu tıbbi olarak sistolik tansiyon demekteyiz. Kan doğal olarak oksijeni ve diğer yapı elemanlarını uç organlara doğru dağıtmak için yola çıkar. Bu da damar içerisindeki kanın hacminin azalması, basıncının düşmesine ilerledikçe neden olur. Bu da kalbin bir sonraki atımına kadar olan süre içerisindeki en düşük hale gelindiği değere de halk arasında ifade edilen tabirle küçük tansiyon. Bizim diastolik tansiyon dediğimiz tansiyonu alırız. Bu tansiyon ölçme işi kimin aklına gelmiş ilk? Yani ilginç. Aslında tabii ki tansiyon birçok şeyde, basınç ölçümü birçok şeyde yüzyıllardır mevcut. Muhtemelen bunu merak eden bilim adamları kanın vücut içerisindeki bu basıncını ölçme yönüne gitmek istemişler. Tabii bunu ölçmek şimdiki alet edevatın olmadığı dönemlerde oldukça zor aslında. Geriye dönüp baktığımız zaman, tıbbi literatürü taradığımız zaman yaklaşık olarak ilk 1733 yıllarında veteriner hekim Dr. Hales tarafından ölçüldüğü not edilmiş. Tabii ki o zaman şu andaki aletler kadar kolay değil. Tabii yani girişimsel olarak iğneler yardımıyla bir at üzerinde gerçekleştirmiş. Bu zaman içerisinde ilerlemiş. Bizim şu an kullandığımız ve ölçümünü yaptığımız şeklini alması hemen hemen 1890'lara kadar gelmiş. İngiliz bir bilim adamı Dr. Rux tarafından insandaki şu anki ölçüm halini almaya başlamış ve o günden bu yana da ilerleyerek devam etmiş. Günümüzde nasıl ölçüyoruz tansiyonu? Yani şu anki tansiyon ölçüm metotları kullandığımız cihazlar neler? Zaman içerisinde tabii 1900'ün başlarından itibaren teknoloji son hızla ilerlemeye devam etti. Belki birçoğunuz hatırlayacaktır. İlk eski dönemlerde civalı manometreler kullanılmaktaydı. Şöyle muayenehanelerden civalı asılıyor. Evet, aynen o şekilde. Yani onun şişirilmesi, civanın yükseltilmesi ve basıncının tekrar düşerek hesaplanmasına dayalı. Bunlar civalı manometreler tem olarak adlandırılır. Şu an bizim en çok hastanelerde, polikliniklerimizde kullandığımız havalı tipler. Hava kullanılarak basıncın ölçümüne gidilmesi. Şöyle göstereyim. Evet, bizim polikliniklerde kullandığımız bu aletimiz. Bir de daha çok halkın evinde daha pratik olarak kullanabilmesini sağlayan elektronik olan. Elektronik cihazlar ölçümleri güvenilir mi? Çeşitleri de var galiba onların koldan, bilekten. Evet, yani bunlar öncelikle bilekten hesaplanma yöntemine gidilmişti. Birçoğu aslında güvenilir. Sadece arada ayarları bozulabiliyor. O yüzden bunların çeşitli dönemlerde başka gerek eczane gerek hastanede ölçümlerle test edilmesi gerekiyor. Fakat yine de ben hastalarıma çoğu zaman evde ölçüm tabii ki kolay olduğu için elektronik olmasını tavsiye ediyorum. Eğer evde ölçebilecek bir hemşire ya da sağlık mensubu yoksa. Fakat bilekten ziyade, çünkü az önce de söylediğimiz gibi kan uca gittikçe tansiyonun bir miktar daha önceye göre düşmesine neden olabilir. Şu an manşonu olan, yani şu gördüğümüz ölçüm manşonuna sahip olan ve kola bağlanabilen elektronikler mevcut. Ben daha çok hastalarıma bunları öneriyorum. Kendi ölçebilmesi, rahatça. Kendi rahatça ölçebilmesi ve daha güvenilir olması için. Bu manşonun galiba boyutu da önemli. Evet, yani bunları alırken aslında biraz dikkat etmek ve bilinçli olarak almak gerekiyor. Çünkü manşon dediğimiz, az önce gösterdiğimiz ölçümü sağlayan manşonun boyutu hastanın tansiyonunun normalden yüksek ya da düşük çıkmasına neden olabilir. Yani eğer biz belki kilolu bir kişi kollar evet, kolları geniş, kilolu bir kişinin dar bir küçük bir manşon alması durumunda tansiyonun daha yüksek çıkmasına neden olabilir. Aslında o kadar yüksek olabilir, daha yüksek. Evet, yüksek ölçebiliriz. Veya kola tam tersi olarak hasta zayıfsa ama çok gevşek, çok uzun bir manşon alınmıştır. Olduğundan daha düşük çıkmasına neden olabilir. Tamam. Bu da bizi yanlış yönlenmelere neden olabilir. Peki tansiyon demişken, bunun düşüklüğü de yüksekliği galiba biraz hastalık kısmına göre hipotansiyon ve hipertansiyon diyoruz. Peki bunun
belli bir rakamsal değeri var mı? Şunun üzerinde performansına bak. Evet, yani tıbbın birçok alanındaki gelişme ve incelemelerde olduğu gibi, yapıldığı gibi tansiyon konusunda da incelemeler yapılmış. Yani 1960'lar, 70'lere geri dönüldüğü zaman tansiyonun yaş önüne bir rakamının eklenmesiyle birlikte normal değerinin kabul edilebileceği düşünülmüş. Yani örnek verecek olursak 60 yaşında bir kişi için 160'ın, yani halk arasında söylenen tabirle 16'nın normal olduğu, bunun üzerinin anormal kabul edilebileceği belirtilmiş ve uzun dönem bu şekilde hastalar izlenmeye devam edilmiş. Fakat özellikle 1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarına gelindiğinde, tabii ki bu konularda yapılmış çok geniş kapsamlı, yani hasta bazında çok fazla hasta bir araya alınarak değerlendirmeler, çalışmalar yapılıyor. Bunlara bakıldığı zaman bunun aslında pek de böyle olmadığı, hasta için 70 yaşındaki bir hasta için 17 değerinin de gayet yüksek olduğu rakamsal olarak tespit edilmiş. Buradan yola çıkılarak hastaların hangi değerin üzerine gelmesi halinde tedavi edilmesinin hastaya ölümcül ve hastalıksal yönünden zarar getirdiğini, yani hangi değerin üzerine çıkarsa bizim tedavi etmemiz gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılmış. Ve şu an Avrupa, Amerika ve bütün dünyanın kabul ettiği değerler olan 14'e 9, yani bizim esas kullandığımız tabirle 140'a 90 milimetre civanın üzerine çıkması halinde tansiyonun yüksek olarak kabul edildiği ve de tedavisinin başlanmasının gerektiği yönündeki değerler elde edilmiş. Peki bir kez tansiyonun bu şekilde çıkması bize hipertansiyon hastası tanısı koydurur mu, yoksa bu bir kere değil de birkaç kere mi ölçüm yapılması gerekiyor? Yani şimdi tabii ki hastalar bazen tansiyonları sadece 20-22 olarak acil servislere geliyorlar, büyük tansiyonu. Hastanın ilk gelişi oluyor ve siz ona direkt orada tansiyon yüksek olduğu için düşürüyorsunuz. Ama bu stresle de çıkmış olabilir. Yani illa o kişinin tansiyonun acil serviste 20, yani 200 milimetre civa hesaplanmış olması onun tansiyon hastası olduğu anlamına gelmez. Evet. Nitekim biz bunlar için hastalara ilk muayenehane ya da poliklinik şartlarında ölçtüğümüzde, yüksek saptadığımız durumlarda sen tansiyon hastasısın diyerek tanı koymuyoruz. Ya hastadan belli bir dönem tansiyonlarını takip edip, ölçüp bize not ederek gelmesini veyahut da 24 saatlik ölçüm cihazları dediğimiz 24 saatlik tansiyon holter cihazlarını takarak hastanın gün içerisindeki seyrini takip ederek tansiyon teşhisini koymaya çalışıyoruz. Peki nasıl ölçülmeli? Yani önce dinlenmek mi lazım? Yoksa işte gün içi mesela sabah mı ölçülmeli? Hani bunun, evet, hastalarımız bunu nasıl çoğu zaman soruyorlar aslında. Günde kaç kere ölçelim? Evet. Ne zaman ölçelim? Şimdi bunun için aslında çoğu zaman, yani gün içerisinde taktığımız 24 saatlik holterleri 20 dakika ya da yarım saatte bir ayarlayarak gün içerisinde birçok kez ölçüp kaydetmesini sağlayabiliyoruz. Elimizde ne kadar çok veri olursa, yani ölçüm ne kadar çoksa aslında o kadar iyi. Fakat hastanın tabii ki gerek konforu açısından, gerek her yerde olmaması açısından 24 saat holterleri takmak mümkün olmayabiliyor. Bu durumda hastalardan ben çoğu zaman işte 5 ya da 7 günlük ölçümler yaparak bana tekrar gelmelerini istiyorum. Aslında 6-7 kez ölçmeleri hani önerilebilir ama çoğu zaman hastalar bunu ölçmekte zorlanıyorlar. Ben mümkünse en azından 4 kez ölçülmesini hastalardan istiyorum. Bunu da çoğunlukla sabah kahvaltısından sonra, öğle yemeğini takiben, akşam yemeğinden önce ve akşam yemeğinden yaklaşık olarak 2 saat sonrasındaki ölçümleri almalarını istiyorum. Ne yazık ki hastalarımız tabii farklı yerlerden, kırsal kesimlerden de gelebiliyorlar. Bulunduğu yerde tansiyon aleti olmayabiliyor. Bu durumda günde bir kez ya da iki kez ölçsek olmaz mı soruları geliyor. Elde olmayınca yapacak bir şey yok tabii ki. Günde bir kez ya da iki kez ölçmelerini tavsiye ediyoruz ama bu durumda sizin sorduğunuz sorunun cevabını onlara yöneltiyoruz. Ölçtürmek için eczaneye ya da sağlık ocağına gittiğinizde gittiğiniz gibi ölçtürmeyin. Yani yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlenin. Gitmeden, yani ölçümden yaklaşık yarım saat öncesine kadar çay, kahve gibi içecekleri tüketmeyin. Bunlar da tabii tansiyonu etkileyen şeyler elbette. Ve de sigara içilmemiş olmasını öneriyoruz. Çünkü bunlar etkilediği için bizi yanlış yönlendirmeleri
söz konusu oluyor ve yarışçılar tansiyon yükseltmesi yapabiliyor. Tansiyon tanısını koymamızı zorlaştırıyor o zaman. Beyaz önlük tansiyonu denen bir şey var. Hani hastanın normalde bir sıkıntısı yok kişinin ama hastaneye geldiği zaman doktor karşısında stresten dolayı tansiyon yükseliyor. Bununla ilgili. Evet, yani az önce söylediğimiz gibi aslında yani bir kez ölçümde tansiyon tanısı koymalı mıyız? Yüksek çıktığı zaman tansiyon hastası demeli miyiz? Poliklinik yani hastane şartlarında ölçtüğümüz ve tansiyonunu yüksek saptadığımız hastaların yaklaşık %20'sinde yani 5 hastadan bir tanesinde bu beyaz önlük tansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliğini saptıyoruz. Bizim çalışmalar bu yönde genellikle. Beyaz önlük tansiyon dediğimiz şey ne? Hastanın stresle birlikte ki tansiyonunun yükselmesi. Birçok hasta hastaneye gelmekten endişe duyar. Doktorla karşılaşmak onu huzursuz edebilir. Bir şey çıkacak mı, bir şey olacak mı korkusu, endişesine kapılabilir. Bunlar stres faktörleri olduğu için tansiyonun yükselmesine neden olur. Bu nedenle hastaları özellikle poliklinik şartlarında yüksek saptasak bile eğer evdeki ölçümlerinde normal değerler varsa ya da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsak bu ölçümleri ya da 24 saatlik ölçümü hastalarda kullanıyoruz. Peki kimler tansiyon için risk, yani tansiyon hastalığı, hipertansiyon için risk ya da aday ya da bunun görülme sıklığı Türkiye'de ve dünyada nasıl hipertansiyon? Yani aslında tansiyon oldukça sık bir hasta. Tansiyonun yüksek seyretmesi özellikle Türk toplumunda oldukça sık karşılaşılan bir durum. 2012 yılındaki yapılan bir çalışmaya göre Türkiye'de hipertansiyon tanısı konulmuş ve aslında tansiyon hastası olup da tanısını bilmeyen yaklaşık 18 milyon civarında bir insan olduğu tahmin edilmekte. Çok yüksek bir rakam. Evet, yani oldukça yüksek. Yaklaşık olarak toplumun %30-31'ine tekabül etmekte. Yani işin aslında sıkıntılı boyutu şu. Bu söylediğimiz rakamların yani yaklaşık %30-31'lik hipertansif grubun neredeyse yaklaşık yarısı tansiyon hastası olduğundan bir haber. Yani tansiyon çekilmiş bomba gibi. Evet, etrafta gezmekte aslında. Çünkü çok yüksek tansiyona beyin kırılması bile. Elbette yani çünkü tansiyon yani, dediğim hipertansiyon sinsi bir hastalık. O yüzden endişe verici bir hastalık. Çünkü diğer bazı hastalıklar gibi ilk dönemlerinden itibaren kendini hissettirebilen bir hastalık değil. Bu nedenle hasta acil servise ilk kez tansiyonun aşırı çıkmasıyla beyin kanamasıyla gelebilir veya akciğer ödemiyle gelebilir. Çünkü tansiyon kalp için oldukça bir iş gücü. Karşısında bir karşısında güç olarak ciddi bir engel var. Böyle olunca kalbin arka tarafında yani kalbin normalde kanla aldığı, oksijenlenmiş kanı aldığı akciğerlere doğru basıncı yansıtmasıyla atamadığı için geriye doğru birikmesiyle birikme. Akciğerlerde sıvı birikimi ve bu nedenle de hastanın hayati tehlikesi. Aynı zamanda gözle ilgili problemler, göz içi kanamalar veya ilerledikçe böbrek yetmezliği, kalp damar hastalıkları gibi bir sürü nedenle karşımıza çıkabilir. Genetik bir yatkınlık var mı? Hipertansiyon hastası yani. Evet, yani az önce söylediğim gibi bu yaklaşık yarısı farkında değil bu şeyden de. Yarısı da aslında yani tedavi alan kısmın yarısı da tedavisi kontrol altındadır. Yani toplam tansiyon hastalarına baktığımız zaman neredeyse sadece 1/4'ü aslında tanısını almış ve düzenli ilaçla normal değerlere inebilmiş durumda. Yani bu geri kalan 1/4'lük grup oldukça riskli bir grup. Dediğiniz gibi burada aslında şüphelenmek gerekiyor biraz da. Neyde şüphelenmeliyiz? Ailemizde özellikle tansiyon hastası varsa. Yani sizin de belirttiğiniz gibi genetik bir geçişi var bunun. Nitekim yaklaşık olarak tansiyon hastalarının neredeyse %90'ı altında temel bir mekanizma bulamadığımız ve genetik özelliklere dayandırdığımız hipertansif grup. Yani bu demek oluyor ki eğer bizim anne, baba, amca, dayı, hala gibi yakın akrabalarımızda hipertansiyon varsa bizim de ilerleyen dönemlerimizde tansiyon hastası olma ihtimalimiz yüksek. Yani buradan herhalde verebileceğimiz en önemli mesajlardan birisi eğer birinci derece akrabalarımızda yüksek tansiyon varsa muhakkak ki bizim de bir baktırmamızda evet, aralıklı olarak tansiyonlarımızı ölçtürmemiz fayda var. Faydalı olur.
Peki bu geri kalan %10'luk kesim neden tansiyon hastası oluyor? Yaklaşık olarak bu %10'luk kesimin altında çoğunlukla endokrinolojik hastalıklar yatıyor. Bunlara çeşitli sendrom diye nitelendirdiğimiz çeşitli hastalık gruplarına eşlik eden bir durum oluyor. Genellikle bu tip hastalar 30 yaşından önce yüksek tansiyonla karşımıza erken çıkıyorlar. Yaşta, erken yaş grubunda. Bunların da altında araştırılması gereken temel mekanizmalar özellikle böbrek ve böbrek damarları ile ilgili mekanizmalar oluyor. Bunlar tabii daha özellikli branşların, daha özellikli alet ve teknik cihazların olduğu bölümlerde, yani üniversite veya eğitim araştırma hastaneleri gibi yerlerde tanı konulup tedavileri edilmesi gerekiyor. Mesela bir de 50 yaşından sonra aniden tansiyon yükseklikleriyle karşımıza çıkanlar olabilir. Az önce söylediğimiz gibi böbrek damarlarında tıkanıklıklar, yani nasıl kalp damarlarında yağlanmaya bağlı kalp damarlarında tıkanıklık oluşabiliyorsa, böbrek damarlarında da yine aynı şekilde yağlanmaya bağlı tıkanıklıklar oluşuyor ve böbrek kendisine gelen kanın azaldığını hissettiği için kanın basıncını arttırarak kendini koruma mekanizmasını alıyor aslında. Yani basıncı kendini korumak için yüksek tansiyon evet, alıyor. Yani basıncı arttırayım, bana kan fazla gelsin diye uğraşıyor ama diğer taraflarda da basınç arttığı için diğer taraflara zarar vermesi söz konusu oluyor. Tansiyonun yüksek olması bu açıdan da biraz önemli. Çünkü kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen bir mekanizma aynı zamanda. Az önce söylediğimiz gibi beyine zarar verebilir, evet, göze zarar verebilir, böbreklere zarar verebilir. Aynı zamanda kalp ve kalp damarına zarar verebilir. Çünkü biz biliyoruz ki bugün yaptığımız birçok çalışmada, bize başvuran birçok hastada kalp krizi geçiren, kalp damarlarında tıkanıklığı bulunan hastaların yaklaşık %75'inde hipertansiyon bulunmakta. Yani çok sık bir şekilde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon birlikteliği mevcut. Bu nedenle tedavisi edilmesi gereken diğer organlara zarar vermemesi için kontrol altında tutulması gereken. Evet. Erken tanı konması önemli. Peki son yılların özellikle hastalığı obezite. Kilo, fazla kilo da galiba değil mi? Tansiyona evet, yani ulaşabiliyor. Özellikle bu fast food tarzı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla, bu Amerika'dan birçok ülkeye sıçramasıyla fazla kalori alımı ve ne yazık ki günlük işlerimizin birçoğunun artık masa başlarında olması, fiziksel aktivitemizin azalması, bunlar kişilerin obezitelerinin obez olmalarına neden olmakta. Özellikle bel çevresinin artması, yani sizin de bileceğiniz gibi metabolik sendromun gelişmeye başlamasıyla tansiyonun da tedrici olarak arttığı bilinmekte. Bu özellikle 30-50 yaş arası grupta sık karşımıza çıkmakta. Tansiyon altta yatan mekanizması aslında şu olduğu düşünülüyor. Kilonun artmasıyla birlikte yağ dokusu artışı ve uç organlardaki damarların sertleşmeye başlaması, elastikiyetini kaybetmeye başlamasıyla bu basıncın yeterince kompanze edilememesi, yani emilememesi ve bu basıncın bu nedenle artmaya başlaması söz konusu. Bu nedenle obez hastaların kilo vermelerinin öğütlenmesi, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi bu açıdan çok önemli. Yani hipertansif olan kilolu bir kişinin kilo verdikten sonra tansiyon hastalığının ortadan kaybolması değil mi? Evet, aynı şekilde dediğiniz gibi, yani yapılan çalışmalar incelendiğinde bir kişinin kilo vererek yaklaşık 7, yani büyük tansiyon diye adlandırdığımız tansiyonda yaklaşık 7 milimetre civa kadar düşüş sağlayabildiği gözlenmiş durumda. Aynı şekilde tuz baş belası, bizim birçok hastalara öğütlediğimiz aman ha kesinlikle tuzdan uzak durun, yemeklerinize ekmeyin diye belirttiğimiz tuz tansiyon açısından oldukça önem arz ediyor. Birazdan tekrar dönelim. Yine hipertansiyon için bağımsız bir risk faktörü olarak uyku apne hastalığı, bu evet, horlama ve solukta uykuda soluk durması hastalığı. Evet, özellikle sizin branşınızı ilgilendiren. Göğüs hastalığı, göğüs hastalığı için özellikle bununla da inmek istedik. Aslında bu geçmiş dönemde belki de çok da bilinmediği için tedavi edilmeyen birçok hastalığa zemin hazırlayan bir durum. Sizin tabii daha iyi bileceğiniz gibi, az önce de belirttiğiniz gibi, uykuda solunumun durması, bu oksijenin
kanda azalmasına neden olarak stres faktörlerinin vücutta salgılanmasına ve bu nedenle kişinin gün içerisinde dahi, sadece gece değil gün içerisinde dahi bu stres faktörleri, stres hormonlarına bağlı olarak tansiyonunun yükselmesine neden olmakta. Yani bu stres öyle bir stres ki gece uykuda soluk durması 50 defa, 60 defa, 70 defa, yüzlerce kez olabiliyor. Ve vücut bu oksijen düşüklüğünü dediğiniz gibi tolere edememeye başlıyor artık. Evet. Ve arkasından da galiba tansiyon hastalıkları yüzleşme. Sadece tansiyon değil tabii, birçok bölüme etkiliyor. Yani aynı zamanda kalp damar hastalıkları, yani kalp krizi geçiren hastaların bir kısmının altında bu mekanizmanın bulunduğu. Çünkü kan damarının içerisini döşeyen endotel dediğimiz, içini döşeyen tabakanın bu oksijen düşmesiyle birlikte ve stres hormonlarının artmasıyla birlikte hasara uğradığı ve bu hasarın da kalp krizini tetiklediği bilinmekte. Bu nedenle bu tip hastalarımıza buradan da uyarıda bulunmuş olalım yine sizler aracılığıyla. Özellikle eşlere burada görev düşüyor tabii ki. Uykuda horlamadan ziyade nefes durması, oluyorsa muhakkak bir göğüs hastalığı uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Uyku apne sendromu tanısı konabilmesi için, polisomnografi yapılabilmesi için. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar tedaviyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir hatırlatma yapayım. Ekranınızın sol tarafından bize soru gönderebilirsiniz. Bir seyircimiz sormuş, hemen onu isterseniz cevaplayalım. 65 yaşındayım, kimim kimsem yok, evde tek başınayım. Kendimi nasıl takip edeceğim, neler yapmam lazım, herhalde tansiyon hastası, neler dikkat etmem gerekiyor diye soruyor. Yani şimdi öncelikli olarak hipertansiyon hastalarının evlerinde mümkünse tansiyon aletlerinin bulunmasını öneriyoruz. Çünkü her gün olmasa bile en azından gün aşırı bir şekilde tansiyon takibi yapmak gerekli. Aynı zamanda hastalarıma en çok öğütlediğim şeylerden bir tanesi doktorlarının verdiği, yani tabii doktorumuzun verdiği ilaçların çoğunlukla aynı saatte ve aynı dönemde alınmasına özen gösterilmesi. Yani tansiyon ilacımı işte sabah alıyordum, bugün unuttum, akşam aldım, yarın sabah aldım şeklinde kaydırmalar tansiyonun biraz iniş çıkışlarına neden olmakta. Çoğunlukla tansiyon ilaçları çünkü 24 saate göre ayarlanmış durumdalar. Bir kişi her gün sabah kalktığı zaman almaya özen gösteriyorsa tansiyonunun çoğunlukla yükselmeye başladığı dönem ilacının almasına yakın olan dönemdir. Bu nedenle hasta eğer o gün sabah içmeyi unutmuşsa akşama doğru tansiyonu hiç ilaç almadığı döneme doğru yaklaşmaya çalışabilir. Bir, öncelikle buna dikkat edilmesi gerekir. İki, eğer elinde tansiyon aleti varsa kişi günlük olarak tansiyonunu ölçebilir. Bu da önemli. Çünkü tansiyonun eğer ilaca rağmen yüksek seyretmesi söz konusuysa doktoruna muhakkak başvurması gerekir. Kendisi ölçebilecek durumda değilse hastamız veya evinde aleti yoksa sağlık ocakları veyahut da yakınındaki bir eczane bu konuda yardımcı olabilir. Birazdan değineceğiz sanırım zaten. Özellikle yeme içme konusu hastalar için çok önemli. Bu hastamız için şimdilik bu kadar verdikten sonra konuşmamıza bence biraz tamam, daha devam edelim. Gene bir soru gene arada alacağız. Peki bu sorudan dolayı çıkarak tansiyon hastası nelere dikkat etmeli? Yani beslenmesine nelere dikkat etmeli? Yaşamına nelere dikkat etmeli? Neler yapmalı, neler yapmalı? Şöyle kısaca. Vallahi gerçekten konuşacak olursak en önemli şey, baş belası olan şey tuz. Türk toplumu için tuz gerçekten olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi ama aslında en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi. Nitekim Sağlık Bakanlığı birkaç yıl önce bu konuda bir çalışma yaparak özellikle restoran tarzı dış mekanlarda masa üzerlerindeki tuzlukların kaldırılması yoluna gitti. Güzel bir uygulamaydı çünkü Türk toplumu olarak tuzu fazlasıyla tüketiyoruz. Bu konuda yapılmış yine kapsamlı bir çalışma var. Özellikle Avrupa, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bir çalışma. Ülkelerin günlük tuz tüketimleri üzerinde yapılmış bir çalışma. Yani günlük tuz ihtiyacımız belli, biz onun üzerinde mi? Evet, yani normalde aslında vücudumuzun ihtiyacı olan günlük alınması gereken tuz miktarı 6 gramın altındadır. Evet. Hatta mümkünse kardiyologlar olarak, yani kalp hastalıkları uzmanı olarak biz bunun 4 gramın altında tutulmasını öneriyoruz. Çünkü onunla birlikte aldığımız sodyum vücutta çeşitli nedenlerle kalp ve damar hastalıklarını arttırmakta, tansiyonun yükselmesine neden olmakta ve çeşitli zararlar vermektedir. Peki bunu ölçebilmek mümkün mü? Hani şimdi hani kalori hesabı yapabiliyor, şey yapabiliyor. Evet. Bunun nasıl? Yani şöyle, aslında biz hastalara genelde şunu söylüyoruz. Birçoğumuzun evinde salça yapılıyordur ya da dışarıdan hazır salçalar alınıyor. Dışarıdan hazır dahi alınsa damak tadımıza uygun olması için biraz tuzları fazla konuluyor bunların. Sadece yemekteki o salçanın günlük alıma yettiği, biz hastalarımıza söylediğimiz. Salçalı yanında ekmek değil mi? Yani ekmek, üzerine tuz. Altı dediniz. Biz onu herhalde Türkiye'de 12 gram falan alıyor muyuz? Gayet iyimser yaklaştınız bence. Yapılan o çalışmada Avrupa ortalaması 8 gram civarındayken Türkiye ortalaması 18 gram. Bu yani normalin 3 katı kadar tuz aldığımızı, ki bu ortalama, yani bunun üzerinde alanlar da var aramızda. O yüzden tuz kesmek çok önemli. Ekmek, bahsettiğimiz gibi Türk toplumunun sofrasında olmazsa olmazlarından bir tanesi. Çok mu? Damak tadımıza uygun olsun diye içerisine oldukça tuz konuluyor. Ne kadar? Yaklaşık 100 gramına 1.8 gram
yani tuz konulmakta. 300 gram hesaplarsak yaklaşık 5,5 gram. Tabii bu her fırında hesaplanarak atılmıyor. Bazısında belki 6-7 atılıyor. Bilemiyoruz tabii onu. Ve şunu da söylemeliyiz. Türk toplumu olarak ortalama günlük kişi başı 400 gram civarında ekmek tüketiyoruz. Yani bir ekmekten daha fazla tüketiyoruz. Bu da şu demek oluyor. Ortalama aslında bizim 6 gramın altında tüketmemiz gerekirken sadece ekmekle bile aldığımız tuz miktarı 6'nın üzerine çıkmakta zaten. Bu nedenle burada hastalarımıza ekmeği de zaten azaltmalarının hem obezite açısından, çünkü oradan alınan kalori miktarı hastanın obezitesini arttırabilecek derecede, hem de ekmeği azaltmasıyla birlikte aldığı tuz miktarını da azaltacağını söylediğimiz için hem tuzdan hem kilodan vererek tansiyonun birazcık daha düzenlenmesine katkısı olacağını belirtiyoruz. Peki tuzu, sodyumu kısıtladık. Onun yanında almamız gereken başka iyonlar var mı? Hani elbette yani tuzu içerisinde, evet tuzun içerisinde almamasını istediğimiz şey sodyum iyonu. Bunun yanında tansiyonun birazcık daha düzenlenmesini sağlayan potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi değerlerimiz var. Hı hı. Bunları da alabileceğimiz çeşitli beyin besin öğeleri var. Bunlar arasında muz, potasyum açısından oldukça zengin bir besin. Aynı zamanda patates, domates gibi besinlerde de yine potasyum ve magnezyum alınabilmekte. Kalsiyuma gelince günlük olarak kişinin yaklaşık 200 gram yoğurt tüketmesinin faydasını olacağını belirtiyoruz. Bunların yanında tabii ki beslenme alışkanlığı da çok önemli. Aslında Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz tipi beslenme alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekir. Yani bunu yapsak aslında zaten hani çok böyle günlük hesap kitaba girmeden ekmeği, evet, yani Akdeniz mutfağına yönelip domatestir, evet, mevsiminde sebzemizdir tüketip zaten doğru bir beslenmeye gidersek. Elbette yani az önce kilodan bahsettim. Yine aynı şekilde tuzu kısıtladığımız zaman da yaklaşık olarak büyük tansiyonda 8-10 milimetre civa kadar bir düşüşü sağlayabiliyoruz. Tabii hastaların bunlara uyması biraz zor da olabiliyor. Tuzu mesela hani belki abartın olabilir, hani günde birden fazla. Evet, yani öyle, evet, günde bir tane gayet bir kişinin vücudunun ihtiyacını hayli karşılayacak. Başka ürünlerden de alabilir illa. Evet, yani az önce söylediğimiz gibi Akdeniz tipi beslenmede, yani öğlen ve akşam yemekle birlikte salatanın tüketilmesi, sebzenin, meyvenin aşırıya kaçırılmadan, bu da çok önemli. Hı hı. Mesela hastalarımız bazen geliyor, meyve yiyor musun diye sorduğunuz zaman elbette diyor. Mesela bir portakal, kaç portakal yersin diye ben özellikle kandırmacalı soru sorarım. Hasta, portakalı çok severim, ben meyveyi de çok sevdiğim için bir oturuşta 5-6 portakal yerim diyor. Vur mesela. Dedim, mutlaka öldürmemiz gerekiyor. Biraz vur deyince öldürebiliyoruz. Evet, mesela bir kişi galiba, bir öğünde yani alacaksa bir portakal yemeli. Evet. Ve onu suyunu sıkmak yerine portakalın posasıyla birlikte yemeli. Yine aynı şekilde mandalina yiyecekse 3 belki 4 büyüklüğüne göre ayarlanarak bir elma yeneceği zaman. Yani meyveyi, sebzeyi hani... Yani ben abartmadığımız zaman, evet, zaten abartmamalıyız. Çözülecek gibi gözüküyor. Evet, birçok şeyi. Peki yeme içme kısmından bahsettik. Peki, hareket, mesela tansiyon hasta spor yapacak mı? Yani bu yürüyüş yapmak tansiyon arttırır mı, düzenler mi? Sadece yürüyüş mü, başka sporlar yapabilir mi? Evet, yani aslında temelde söylediğimiz gibi obezite önemli bir sorun olduğu için fiziksel aktivite tansiyonun düzenlenmesinde de oldukça faydalı. Hı hı. Çünkü bir kilo vermesini sağlamakta ve vücudun dengesinin yerine gelmesini sağlamakta. Bu nedenle Avrupa kılavuzları ve Amerika cemiyetlerinin de birçoğunun kalp damar hastalıkları cemiyetlerinin önerisi, benim de hastalara her zaman öğütlediğim, haftanın 3 günü en azından yarım saatten az olmamak şartıyla hızlı tempoda, yani koşmak değil, ama böyle vitrin gezer gibi de yavaş yavaş yürüyüşe çıkmak değil. Hasta terletecek şekilde hızlı tempoda yürüyüş yapması önemli. Orada peki abartmak tansiyon, evet, için. Tansiyon hastaları için. Yani bazen bazı hastalarımız olur. Bunları özellikle vücut geliştirme salonlarında, evet, çalışan kişiler yaşayabilirler. Bu fazla ağırlıkların altına girilmesi. Hı hı. İşte kasların çalışmasının çeşitli yöntemleri vardır. Mesela yürüyüşü önerme nedenimiz budur. Kardiyo denilen egzersiz tipine girer.
yürüyüş yapması hastanın fiziksel özelliklerinin düzenine girmesi açısından oldukça önemlidir. Hı-hı. Tansiyonun düşmesine katkı sağlar. Yüzme. Kilo vermesi. Mesela. Yüzme. Bazen hastalarımız özellikle yaşlı grupta olabiliyor. Yürüyüş çok zor oluyor. Bu tip hastalarda ya da belinde, bacağında sıkıntı olabiliyor. Bunlarda da bisiklet çevirme, bisiklete binme gibi özellikler tavsiye ediyoruz. Tabii bunları kişinin kendisine, hani buradan herkese özellikle belirtmemiz zor olduğu için doktoruna müracaat etmesi ya da bir fizyoterapiste görünmesi, fizik tedavi uzmanına görünmesi bu konuda kendisine yardımcı olacaktır. Evet, soru daha gelmiş. Erken yaşta spor yapmaya başlarsak ileri yaşlarda hipertansiyon olmamızı engeller mi? Hipertansiyon nasıl sonumuzu? Eğer bu söylediğimiz tarzda, yani çok fazla ağırlıkların, vücut geliştirme tarzında ağırlıkların altına girmezsek, yani bu az önce söylediğimiz yüzme, işte yürüyüş, bisiklet çevirme gibi egzersizler hem hayat kalitesini arttıracaktır, hem tansiyonun gelişmesini engelleyecek ya da geciktirecektir. Hem de hastanın kilo almasını engellediği için diğer başka sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir. Bu nedenle tabii ki günlük çalışma şartlarımız oldukça sıkıntılı artık. Eskisi gibi fiziksel aktivitenin çok fazla ön planda olduğu işlerde çalışamayabiliyoruz. Genelde masa başı. Genelde masa başı olabiliyor. Ya da zihinsel olarak fazla yorulduğumuz için çoğu zaman vücudu da dinlendirme gereksinimi duyuyor. Ama ben onlara şunu öğütleyebilirim. Ben de haftanın 3 ya da 4 günü özellikle yürüyüş yapmaya ya da bisiklete binmeye ya da fırsat bulabilirsem özellikle yaz dönemlerinde yüzme binmeye çalışıyorum. Günlük iş siz de bilirsiniz. Oldukça yoğun geçiyor ve biz de masa başında çoğu zaman oturarak zamanımızı geçiriyoruz. Sonuçta sağlığınız için kendimize biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Ve orada harcadığınız efor hem vücudunuzun aynı zamanda dinlenmesini hem zihninizin de dinlenmesini sağladığı için buradan herkese yapılan sporun bir mutluluk hormonu sağlayacak. Mutluluk hormonu. En önemlisi bahsettiğiniz gibi düzenli yapmak. Yani 2 hafta ara verip, 1 hafta yapıp, 3 hafta daha ara verip şeklinde gitmek çok da fayda sağlamaz. Çok affedersin. Bir soruyu atlamışız, onu da sorayım hemen arada. 30'lu yaşlarda bu hastalık görülebiliyor mu? Kız kardeşimde hipertansiyon var dediler. Emin olamadım. Bu hastalıkta yanlış teşhis olasılığı var mı? Birden fazla doktora teyit ettirmek gerekir mi? Zaten birazdan da geçeceğimiz konumuz buydu. Evet. Tansiyon hastasını kim takip etmeli? Ne sıklıkla takip etmeli? Bu soruyla beraber evet. Yani hastamızın kız kardeşi olduğunu belirtiyor. 30'lu yaşlarında olduğunu söylüyor. 30'lu yaşlar yine de hani her ne kadar az önce 30 yaş altındaki grupta hani farklı nedenler %10'luk kesime giriyor desek de yani bu tabii ki bıçakla kesilir gibi bir rakam değil. Evet. 32, 33, 35 yaşında da olabilir ve bunlarda da eğer ailede özellikle tansiyon hastalığı yoksa ya da yakın akrabalarda yoksa genellikle altında yatan başka hastalıklar olup olmadığını teyit edilmesi donanımlı faydalı merkezi, olur. Donanımlı merkezi değil mi? Evet. Özellikle. Yani bu birçok hastanede yani ikinci basamak merkezlerde birçoğunda yapılabilir. Öncelikli olarak tabii ki böbrek ve böbrek damarlarına yönelmek gerekir. Bazı hastalarda böbrek üstü bezleriyle ilgili ortaya çıkabilen endokrinolojik dediğimiz genç yaştan bahsediyoruz. Bu hastamız evet, için özellikle. Bunların araştırılması faydalı olacaktır ama hastamızın da dediği gibi öncelikle gerçekten hastamız tansiyon hastası mı onu teyit etmemiz gerekir. Genellikle genç hastalarda ve özellikle de bayanlarda bu az önce beyaz önlük tansiyondan da bahsetmiştik. Evet. Strese bağlı, işte gerginliklere bağlı tansiyon yükselmeleri gözleyebiliyor. Bunun ayrımını yapmak biraz hekim açısından da zor olabiliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz günlük olarak polikliniklerde yoğun hasta bakılıyor. Her hastaya istediğiniz kadar zaman ayıramayabiliyorsunuz. En nihayetinde siz ayırsanız bile hastanın işi oluyor, acelem var. Evet. Siz ayırsanız bile en nihayetinde hani o gün sizin insansınız, modunuz yani sizin hani yaklaşımınız her hastaya aynı olamayabiliyor. Birçok hastamız bilmiyor aslında nöbet çalışma şartlarımızı, hastanede yürüttüğümüz yoğun tempoyu, serviste yatan hastaya aynı zamanda baktığımızı, gece boyunca nöbet çıkalıp ertesi gün tekrar işimizi akşama kadar mesai tamamladığımızı. Bu nedenle bazen bazı hekimlerimizde hata oranı olabiliyor. Bu nedenle hastamızın sorduğu gibi eğer bir hastaya bir hekim tarafından konulmuş
ve de kendisi evde ölçümlerinde normal değerlerde gözleyip tam da emin olamamışsa başka bir hekime teyit ettirebilir. Peki tansiyon hastalığımız var. Bizi kim takip edecek? Dahiliye mi, kardiyolog mu, sizin branşınız mı? Tabii yoksa multidisipliner yani tüm branşlar mı? Birazcık objektif yanıt vermem biraz zor. Tabii bir kalp hastalıkları uzmanı olarak ben tansiyon hastalarının kalp hastalıkları uzmanları yani kardiyologlar tarafından takip edilmesi gerektiğini savunmaktayım. Yani temele baktığınızda aslında tansiyon tedavi edilebilir bir hastalık. Bu nedenle eğer kalp hastalıkları uzmanına ulaşamıyorsak veyahut da önceden beri aile hekimi ya da iç hastalıkları uzmanlarımıza gidip muayene olma şeklinde alışkanlıkları olabilir. Veya bulunduğu yerde dediğimiz gibi kardiyolog olmayabilir. O durumlarda iç hastalıkları uzmanlarına da takip yapılabilir. Benim özellikle kalp hastalıkları uzmanlarının takip etmesini istememdeki temel neden konuşmamızın başlarında da belirttiğimiz gibi kalp hastalıklarına sahip olan hastaların %75'inin yani her dördünden üçünün aynı zamanda hipertansiyonunun olması. Yani bu demek oluyor ki hipertansiyon aslında güçlü bir kalp hastalıkları etmeli. Yani yaratıcısı. Bu nedenle altında herhangi bir kalp hastalığı olup olmadığının da teyidinin yapılabilmesi için özellikle kalp hastalıkları uzmanlarına muayene olmalarını öneriyorum. Tabi sadece kalp hastalıkları uzmanıyla iş bitmiyor. Çünkü belirttiğimiz gibi bu hastalık sinsi bir hastalık. Ne kadar süredir hastada olduğunu bilemeyebiliyoruz. Yani belki uzun yıllardır tansiyon hastası ama farkında değil. Başladı, evet. Belki bunun farkında değil. Bu nedenle bu dönemde eğer hastanın uzun dönemdir hasta olduğunu farkına varırsak veyahut da hasta bize geldiğinde 17-18 yani yüksek değerlerle birlikte zaten geliyorsa bu tip hastalarda ilk tanının konulması aşamasında multidisipliner yani ne demek bu? Beyinle ilgili bir hasar oluşmuş mu? Bunu öğrenmek için nöroloji, beyin doktoruna. Gözle ilgili bir sıkıntı oluşmuş mu? Bir göz doktoruna. İşte böbreklerle ilgili bir hasar oluşmuş mu? Nefroloji uzmanına. Bunları muayene ettirmek, bunlara yönlendirmek hastayı oldukça faydalı olmakta. Yani bu sonrasındaki takip için de çok yararlı olacak. Bu hastanın beyinle ilgili sıkıntısı yeni mi gelişmiş? Uzun dönemdir var mı? Bunu ayırt edebilmemiz için tanıyı koyduğumuz anda böyle bir şey var mı? Belirlememiz oldukça hasta açısından faydalı olacaktır. Peki ne sıklıkla takip edilmeli? Yani her ay mı gelmeli polikliniğe, kontrole, hani evde kendi takiplerini, tansiyon takiplerini yaptı diyelim. Her şey çok iyi gidiyor. Ve özellikle genelde hastalarımızın sorduğu soru, yani kendi branşım içinde özellikle astım hastaları, ben bunu ömür boyu kullanacağım. Tansiyon hastaları ilaçlarını ömür boyu kullanması gerekiyor. Yani ilk bölümüyle başlayalım. Hastaların ilk tanısını koyduğumuz dönemlerde ben hastalarımı genellikle ilk 1-2 hafta içerisinde tekrar görmek istiyorum. Çünkü hastanın tansiyon değerlerinin yüksek olarak devam etmesi demek, her an yeni bir sorunla karşılaşabilmesi demek. Bu nedenle ben kendi açımdan hastamı normal değerlere çekip çekemediğimi görmek için yaklaşık bir 2 hafta sonrasında ya da 10 gün sonrasında ilk tanıdan sonra çağırıyorum. Ve bana ilacını başladıktan, tanıyı koyduktan sonraki bu ilk 2 haftalık süre içerisinde tansiyonunu mümkünse her gün 3 ya da 4 kez daha önce belirttiğimiz şekilde yazıyor. Ölçüp not ederek gelmesini istiyorum ki tansiyonu düzenleyebilmiş miyiz? Tansiyon düzenlendi diyor. Bu 2 haftalık ya da 3 haftalık ya da 1 aylık periyotlarla hastanın tansiyonunu düzenlediğimize emin olduk. Evet. Hasta diyetine gayet güzel dikkat ediyor. Yürüyüşlerini yapıyor. Kiloluysa kilo vermeye başladı. İşte salatadır, sebzesidir, beslenmesine dikkat ediyor. Tuzdan uzak duruyor. Böyle bir hasta var mı? Zannetmiyorum. Yani kendimi de katarak bunu söylüyorum. Biraz zor olur ama gerçekten hastalar açısından da sadece ilacı kullanmak bile başlı başına bir zor. Davranış değişikliği gerçekten çok zor. Yani çok güçlü bir irade istiyor. Devam edebilmek. Evet yani ve hayat şartları her zaman buna müsaade etmeyebiliyor. Bu nedenle hastaların eğer tansiyonlarının düzenli gittiğini eğer saptarsam yaklaşık 3 ya da 4 ayda bir kontrollerini çağırıyorum. Hatta eğer hasta kendisinden eminse, daha bilinçli olduğunu düşündüğüm bir hastaysa
bu araları biraz daha da açabiliyoruz. Her kontrolde kan tahlili gerekli mi, aç mı gelmesi lazım, sabah ilacını içip mi gelmesi lazım? Elbette. Hastalar genellikle yaptığı hatalardan bir tanesi. Yani hiçbir ilacını içmeden geliyorlar. Hı hı. Tansiyon ilacı çok da diğer kan tahlillerini etkileyen bir ilacımız değil. Hı hı. Yani az bir suyla ilacını içmesi, tansiyonunun düzenli gitmesi açısından önemli. Bu nedenle hasta gelirken elbette kahvaltı yapmasın birçoğu zaman. Tabii kan tahlillerini doktoruyla esas konuşarak belirleyebilir. Ama az bir suyla ilacını içerek gelmesi ne kan tahlillerini etkiler. Yani tahliye yapılacağını kullandığı ilacı bağlı doktoru karar verecek. Evet, doktoru karar verecek. Ona şu anda bir şey diyemeyiz. Ama tansiyon ilacını içmesi, tansiyon düzeni açısından önemli olduğu için az bir suyla içerek gelmesi daha iyi olur. İki sorumuz daha var, ondan sonra tedavi kısmını kısaca konuşalım. Hipertansiyon hangi yaşamsal faaliyetlerinizde kendini hissettirir ya da engeller ya da engellerdir? Hipertansiyon şöyle, az önce söylediğiniz gibi spor tansiyon hastaları için uygun mudur? Hı hı. Tansiyon yükselir mi ya da düşer mi? Şimdi normal şartlarda gece bu 24 saatlik taktığımız Holter cihazlarında elde ettiğimiz bilgiler ışığında konuşursak hastalar için fiziksel aktivitenin en az olduğu dönem gece uyku dönemi. Uyku döneminde. O dönemde tansiyonu en düşük dönem. Evet. Hasta sabah kalktı, günlük işlerini yapmaya başladı. Tansiyon yavaş yavaş tabii ki doğal olarak yükselecektir. Fizyolojik değil mi bu yani? Gayet doğal bir şey. Hasta diyelim ki 3. kata çıkacak. Merdivenleri hızlı adımlarla 3. kata kadar çıktı. O an ölçseniz tansiyonu normal değerin üzerinde saptayabilirsiniz. Bu da doğaldır. Bu nedenle hastanın eğer tansiyon hastası ve farkında değilse bu tip fiziksel aktiviteleri yaptığı zaman doğal olarak yükselmesi normal bir kişiye göre daha fazla olacaktır. Yani örnek verecek olursa normal tansiyonda tansiyon hastalığı olmayan bir kişi 3. basamak, 3. kattaki bir yere hızlı adımlarla basamak basamak çıktığı zaman ölçtüğümüzdeki tansiyon değeri 14-15 civarındaysa bir tansiyon hastasının eğer düzenli değilse 17-18 hatta 20'lere kadar çıkabilmesi mümkün. Bu o an hissetmese bile vücudun hücresel düzeyde bunu hissettiği için tepkileri ilerleyen dönemde sıkıntı verici olacaktır. Bu nedenle o an tepki vermese bile ilerleyen dönemde vücut buna tepkisini ortaya koyacaktır. Son sorumuz da bu hastalığın psikolojik boyutu söz konusu mudur? Kendisini hipertansiyon hastası sanan birisi gerçekten hipertansiyon belirtileri gösterebilir mi? Yani biraz numara yapabilir mi birisinden? Şöyle bir şey. Az önce söylediğimizde beyaz önlük tansiyonu dediğimiz şey. Buna örnek olarak aslında verilebilir. Benim bazen bazı hastalarımda özellikle küçük dozda yatıştırıcı verdiğim özellikle psikiyatrinin ilaçları tabii ki bunlar ama hani bizim yazabileceğimiz, hastaya zararı olmadığını gördüğümüz, tabii ki psikiyatristlerin işine karışmak değil amacımız ama hani hastanın sakinleşmesi açısından, tansiyonunun düzene girmesi açısından küçük o sakinleştirici verdiğim hastalarım oluyor ve faydasını da görüyorum. Çünkü özellikle stresli yapılarda olan kişiler, daha heyecanlı olmaya müsait kişiler. Tansiyonun yani bu istemli olarak yapılmış bir şey değil. Tansiyonu hastanın stresine bağlı olarak çıkmakta. Peki yani bundan fayda sağlanabilir mi? Kişi istemli olarak tansiyonu yükseltebilir mi? Şöyle bir şey yani strese girdiğinde yani kendisini stres sokarak bunu başarabilir. Ama hani buradan yola çıkarak da tansiyonu yüksek bu hasta psikolojik olarak bize hani numara yapıyor. O yüzden diyemeyiz. Çünkü o tansiyonun yüksek ölçülmesi o hastaya zarar veren bir şey. Yani bu ister numara yapıyorsa bile kendine zarar veriyor. Evet. Yani bu ister stresle numarayla ortaya çıksın, isterse hiçbir şey yapmadan genetik temelli olarak saptansın. Tansiyon ikisinde de 15'te ikisinde de aynı zararı verir. Tedaviden tabii çok bahsetmenizin bir anlamı yok. Doktorlar başvurdu hekime. Bunu belirleyecek. Çok çeşitli ilaçlar var. Evet, kişiye özel, doktoru. Çeşitli ilaçlar var. Peki, ilaç kullanım saatleri, yani işte yemekle birlikte mi, yemekten sonra mı, hani genellikle hastalarını biraz da övel bahsettik. Evet. Kısaca şöyle bir tekrar geçebilirsek. Yani bunu toparlarsak aslında en temelde vereceğimiz buradan mesaj, kendi hekiminin yazdığı ilacı kullanması,
Evet. Ve hekimin önerdiği saatte ve aç ya da tok karna dediği şekilde alması. Çünkü her ilacın farklı emilim özellikleri, farklı etki mekanizmaları mevcut. Hani şu saatte alınması, şu şekilde yapılması diye bütün bir genelleme yapmak bu da doğru olmaz. Doğru. Bu yüzden hekimine özellikle söylemek lazım. Bizim buradan önereceğimiz en önemli özellik, daha önce de söylediğimiz gibi, hekimin önerdiği saatte ve şekilde atlanmadan her gün aynı saatte, aynı şekilde alınmaya özen gösterilmesi. Evet, ben de yine bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak son bir kısa eklemeyle yavaş yavaş programı kapatayım. Bazı tansiyon ilaçlarında öksürük gibi yan etkisi olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yine mutlaka doktorunuza başvurup bu ilaçtan mı kaynaklanıyor, ona da bakmak lazım. İlaç kesilerek ya da ilaç grubu değiştirerek bunların önüne geçilebilmekte. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu akşamlık yayınımız burada sona eriyor. Haftaya diyabeti konuşacağız. Hepinizi tekrar bu saatte haftaya görüşmek üzere diyerek bekliyorum diyerek programı kapatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.